İspanya Fenerbahçe maçının VAR hakemi Halil Umut Meler bu hafta Başakşehir Ankara Gücü maçının hakemliğine atandı. Yani hani biliyorsunuz böyle kural hatası vesaire ya da yani Hemen performans dinlenmeye düşüklüğü diyeyim tırnak içinde performans düşüklüğü olan hakemlerde genelde maç verilmiyor böyle durumlarda. Hani maçın tekrarı talebinin kabul görüp görmeyeceğine ilişkin belki bir fikir verebilir bu bize. ya dediğim gibi hiçbir fikrim yok. Sonuçta bu zaten yönetim kurulunun diğer kurullardan uzman görüşleri alarak vereceği bir karar. Maç tekrarı olur mu olmaz mı bunu hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe yasal hakkını kullandı. Yani böyle bir hakkı var ve o hakkı kullanmakta sonuna kadar doğru olarak ben görüyorum. Maç tekrar olursa tekrar oynanır. Olmazsa devam eder. Şu noktada ayrı. Tekrar olursa ne zaman oynanacak? Oynanır canım Takvim. ya. Bulunur. Takvim bulunur. Türkiye Kupası maçı var. Aynı gün oynanır işte. Antalya'da şey nerede maç? İzmir'de Beşiktaş Antalya maçı. Alanya'da Alanya Fenerbahçe maçı oynanır. Peki sence tekrar olur mu? Şimdi Valla Serdar fikrini söylediği ben için sana da sormam gerekiyor. uzman böyle ahkam kesmek istemiyorum bir uzman gibi. Ben sadece tezi anlattım. Yani şimdi birçok hakem konuyu değerlendirdi. Mesela bugün Ahmet Çakar'ın yazısı maçta kural hatası var diyor. Sabah gazetesi ben okudum bu yazıyı. Ya başka hakemler başka şeyler söylüyor. Hocam Ahmet Çakar sezon başında Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar dedi. Evet. Bir hakem bana öyle söyledi diye. Niye o ismi açıklamıyor? Bilmiyorum. Yani bu ülkenin akıl sağlığı için futboldaki ve futbolun bekası için açıklaması lazım kimmiş o hakem? Bilmiyorum. Ve Fenerbahçe hep o argümandan yürüyor. Burada da o argümandan yürüdü. Bana çok tuhaf geliyor. Açıkla hocam. Burada bir argümanlar Hayır, yok. ben Ahmet Hoca'yı çok eski tanırım. Millette de çalışır. Çok dürüst adamdır. Çok da severim. Hocam çık söyle hakikaten temizlensin ya böyle şeyler varsa. Ya O konuyu bilmiyorum da bunu nasıl söyler bir hakem ya sezon bugünkü başında yazısından örnek verdim. Fenerbahçe hiç şampiyon yapmayacaklar diye. Bir kere kafadan ligi bitiriyorsun. Olamadığı, Fenerbahçe'nin şampiyon olamadığı bir sezonda Fenerbahçe yönetimi bunu kullanır haklı olarak. O zaman ben de seneye çıkıp şunu diyeyim. Bana biri dedi ki Beşiktaş'ı bu sene şampiyon yapmayacaklar. Buyur buradan ye. Biri demek başka, bir Hakem hakem derim. dedi demek Tamam hakem başka. derim. Gel açıkla o zaman derse bana savcılık ne diyeceğim? Bana dense ben bunu beyan etmem ama mesela. Ben de etmem. İsim de Bana neler beğenmez. dendi biliyor musun? Bu Ya isim verirsin son verir. 3-4 haftada öyle şeyler söylendi ki beyan edemez. Evet. Onu Şimdi diyorum yani. buraya girersek çıkamayız. Evet çıkamayız. Çok fena bir Yani konu o çünkü. tekrar olur mu olmaz mı? Dediğim gibi benim herhangi bir fikrim yok. Bu konu Bakalım. uzmanı değilim. Fenerbahçe başvuracağını açıkladı. Şimdi Alanya maçında dakika 43'te Gökhan Gönül bir kırmızı kart gördü. Oyunun dışında kaldı. Nazım'ın da yokluğunda tabii takım için bir ciddi bir kayıp Gökhan Gönül'ün de cezalı olması şu son virajda. Özür diledi Gökhan Gönül arkadaşlarından ve teknik heyetten. Tabii ki böyle bir sebeple oyun takımdan uzak kalmak onu da üzdü ki yeni dönmüştü bu arada. Aynen ilk maçıydı. Düşürmese ne olurdu? Ben pozisyonu tekrar izlediğimde Gökhan'a yani Gökhan tecrübesine yakıştıramadım. Evet. Şöyle Gökhan bunu çok net süzebilecek bir adam. O refleksi de olan bir adam. Düşürmesine mi diyorsun yoksa kaçırmasına mı? Düşürmesini. Düşürmesine. Düşürmesi bence hata. Fakat bence Gökhan son adamı düşünemedi. Ya da bariz gol şansına girer bu iş düşünemedi. Biraz çaprazda Serdar'la Salah ile neredeyse aynı hizadalar. Sanki Gökhan nasıl olsa bariz gol şansı olmaz, kırmızı kart çıkmaz, sarı kartla geçerim bu pozisyonu deyip risk almak istemedi. Ama tabii sonradan hakem kırmızı kart kullandı ve bence doğru karar kırmızı kart kullanması. Bence bariz gol şansı var o pozisyonda. Yani Gökhan tecrübesi de tabii yakışmaz. Gayet de doğaldır. Onu da söyleyeyim. Gayet de doğrudur. Özür dilemesi de doğrudur. Sonuçta takım 45 dakika boyunca 10 kişi bıraktı ve belki şampiyonluğa mal olan bir hata olarak geçecek tarihe.
Maçtan sonra da çok mutsuzdu yani, suratı çok asıktı. Gayet doğal tabii bunlar. Doğru, tabii canım. Hem beraberliğin getirmiş oldu, hem kendi yaptığı hatanın getirmiş oldu. Yani yapacak bir şey yok. Şu saatten sonra Gökhan'ı çağırmaya gelecek halimiz yok. Yani yaptım, her futbolcu hata yaptı. Hayır, Gökhan ben sorunun cevabını almadım. Ne abi? Gökhan düşürmeseydi ne olurdu? Bence gol olmayabilirdi. Çünkü pozisyon, topu çok iyi almadı önüne. Yani Emre Belözoğlu hocanın kenardan, ki haklı bence de, böyle bağırması, çağırması. Tabii. Ya bak şu vücut dili şunu anlatıyor bence Emre hocanın. Ne yapıyorsun diyor. Ya bırak gol olsun. Tabii. Yeter ki ben 11 kişi kalayım. Bence olmazdı bu arada. Ben 1-0'dan çevirebilirim belki. Belki de olmayacak. Çünkü sen çıktın. Ozan'ı sağa çekmek zorunda kaldım. Ortada bir boşluk oluştu. Tabii. Bütün Mesut dengeler sarsıldı. Mesut etkisiz kaldı. Mert Hakan'ın yanlışı çıkarmak zorunda kaldım. Tabii. Daha defansif bir orta saha oyuncusu Gustavo'yu sokmak zorunda kaldım. Bu da Alanya'nın oyunun tek hakim olmasına neden oldu. Gökhan demek o vücut dili değil mi Emre? Bence öyle. Bence yani tercihi kimi de şöyle yorumluyor. Emre Belözoğlu. İyi ki düşürdü diyenler var. Yok, ben mesela şöyle, tamam ben de katılmıyorum. İşte o pozisyon gol olsaydı, 1-0 öne geçseydi Alanya, Fenerbahçe oradan maçı çevirmesi imkansızdı. Hiç katılmıyorum. Belki de daha da farkı açabilirdi. En azından bir puanı kurtardı beraber kalarak falan diye yorumlayan da var. Ben de katılmıyorum. Hiç katılmıyorum. 11-11 iken maçın son 15-20 dakikası Fenerbahçe'nin etkisinin her dakika arttığı bir dönemdi. Evet. İşte o Valencia'nın pozisyonunun, penaltı pozisyonunda geldiği an oydu. Alanya Spor'un biraz dengesi bozulmaya başlamıştı. Duran toplar, işte ufak ufak böyle ceza sahasına yaklaşmalar. Fenerbahçe yani oyunun geri kalanı için Fenerbahçe daha iyi oynamaya başlamıştı. İlk 15-20 dakikayı dışarıda tutarsak. O yüzden katılmıyorum. 1-0'dan Fenerbahçe'nin geri dönme ihtimali vardı. Yani bu arada müdahalesi de neredeyse hani artık penaltı çizgisine doğru ve çok tehlikeli bir noktadan da aslında Alanya Spor'un gol şansı verdi. Çağdaş yani Hoca... yedek kulübesine 1-0 galip girebilirdi Alanya Spor. Hatta biz maçı takip ederken Ceyhun Eriş hani tamam 1-0 gol olur bu düşüncesiyle izledi yani pozisyonu. Çünkü çok tehlikeli bir yerde. Çağdaş Hoca tam bizim önümüzde Alanya Stadında öyle bir diziliş var. Maçı Çağdaş Hoca ile beraber izledik neredeyse. O kadar yakındık birbirimize. Kırmızı kart sonrası kendi kulübesine dönüp şöyle yaptı. Bir de gol oluyor mu dedi. Yani o vuruşun tehlikesi, hani o gol beklentisi vardı Alanya Spor. Salih topun başındaydı. Tabii. Bir de gol oluyor mu free kick dedi. Bir sıfır öne geçersek hani hem 10 kişi hem bir tabii. sıfır öne geçersek. Herhalde. O yüzden. Tabii bu arada bak Çağdaş Hoca dedi ya Volkan. Lafını kestim. Onu da kutlamak gerek hakikaten. İyi oynattırdı takımını. 11-11 olduğu dönemde de iyi oynadı. Sonuçta bizim basının, medyanın en büyük sıkıntısı bu. İşte olayı, kural hatası var mı yok mu üzerinden konuşuyoruz ama karşınızda bir takım var. 3 tane topu direkten döndü. Evet. Güzel şutları var. Harun maçın adamı bence. Bir tane boş kaleye atamadılar. Boş kaleye de atamadılar. Söyleyeyim. Hakikaten çok iyi oynayan bir Alanya. İyi bir Çağdaş Hoca, işte Avrupa'yı hedefleyen. Karşısında yine genç bir başka hoca, Emre Hoca. Ya bunu okuyamıyoruz. Medya olarak. Tabii. Hep bunun üzerinden gittik. Ya bizim maçlara bakış açımız bir deli kuyuya taş attı. 40 akıllı çıkarmaya çalışıyor. Peki şimdi Gökhan Gönül'ün yok.